Ya arkadaşlar bakın Bakın ben Zafer Partisi'ne de güvenmiyorum. Ümit Özdağ'a da güvenmiyorum. Hatta beğenmiyorum. Ama şunu istiyorum. Zafer Partisi'nin oyu yükselsin. En azından bir %10 falan olsun ki şu anda ana akım partiler bu düzensiz sığınmacı konusuna odaklansın. Benim derdim bu. Şu kazanmış, bu kazanmış. İnanın bana sikimde değil. Ve dünden bugüne de hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Önümüzdeki dört yıl boyunca da zaten değişmeyecek. Değişmeyecek. AKP alsa da bu belediyeleri değişmeyecek. Ha şimdi belediyede işmiş kovalıyorsundur orası ayrı. Onu bilemem. O zaman değişiklik olur hayatında ama yani o AKP almış, CHP almış. Ya yani çok büyük inanılmaz farklar olmuyor. Birileri rant biz de vatandaş olarak o şehirlerin içinde yaşıyoruz. Kısacası bu yani. Kısacası bu. Kusura bakmayın. Yani ben Antalya'da yaşıyorum. Son dakika bolesi bile vuruldu burada lan belki kaybederiz diye. Konya altında olanlar bilirler. Ha yararlanıyorsanız bazı şeylerinden bilemeyeceğim. Ben hayatım boyunca herhangi bir partinin herhangi bir şeyinden herhangi bir belediyesinden yararlanmadım ki çoğumuz da öyleyizdir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, yanılıyorsan yanılıyorum deyin. Bilmiyorum. Ben ben hiç hiçbir şey faydalanmadım. Ne o parti ne bu parti. Bilmiyorum yararlanmadım. Ben yararlanmak istiyorum. Açım. Açtım. mı itiyor açım. <laughs> Deniz Topal hoş geldin canım. Abi çok büyük başarı kazanmışsın. Sen köstek olmuşsun bu konuşuyorsun. Senin için herkesin amına koyayım. Yani şimdi şöyle e, neyse dur anlatmak istediğim şeyi anlatayım. Yani ben açıkçası e, Zafer Partisi'nin oyunun artması şuna yarar. Şu anda bakın arkadaşlar çok uzak bir gelecek değil. Yani bundan 10 yıl sonra 30 milyon adet ne ediyor belirsiz... Vatandaşlar olacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Şimdi şu anda mesela işte mesela HDP oyları için bazı konular halaltı ediliyor. Ya abi olur mu onlar bizim kardeşimiz abi ya. HDP'ye oy verenler kötü insanlar mı bilmem de bazı şeyleri halı altı ediyoruz şimdi. Sırf HDP oyu gelsin diye. Çünkü nedir? Kingmaker yani şeyi yapanlar sensörü adını Cumhurbaşkanı'nı seçenler günün sonunda onlar oluyor. Anlatabiliyor muyum? Cumhurbaşkanı'nı seçen günün sonunda onlar oluyor. O oylar olmadan kimse seçilemiyor. Arkadaşlar sikeceğim şimdi. Ben ne anlatıyorum? Siz ne diyorsunuz? Necar dönemine koyayım ya. Salak mısınız oğlum? Neyse. Şimdi bundan bir 5-10 yıl sonra 30 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Suriyeli, Pakistanlı bilmem neyi biz Partiler oyunu almak için bunlar kardeşimiz mi diyecek? Ne olacak yani? Ya da yerel seçimlerde Suriyelilerin temsil ettiği partiler bazı bölgeler aldığında ne bakacağız? Ne yapacağız yani? Veya kurdukları bir parti. Mübarek olsun 21. yaşın Arif Kemal. Yani kurdukları bir parti kilit parti olursa ne bakacağız? Şu an DEM Parti oylar için yapılanların aynıları ona da olacak mı yani? O kurulacak partiye de olacak mı? Arap partisi diye parti kurdular. Ne yapacağız? Ne, ne yapabilirsin ki? Ne yapacaksın? geyim, AKP'liyim, TWINK'im. Ne ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey yapamazsın. Ya da şey mi diyeceksin abi? 30 milyon kişi oy veriyor abi. Bunlar bölücü olamaz mı diyeceksin mesela? 30 milyon oy veriyorlar abi. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunlar Türkiye'li mi diyeceksin? Ne yapacaksın? Nereye gidecek abi? İşte yani ben bunları düşünüyorum şimdiden. Zaten yakın bir gelecekte ülkenin toparlanma gibi bir ihtimal söz konusu değil. Bana geldi WhatsApp mesajı. Yani yakın bir gelecekte AKP ya da CHP ya da ne bileyim zenginleştirilmiş uranyum partisi bile başa gelse herhangi bir şekilde değişiklik olmayacak. Yani o yüzden ben çok gelinmiyorum o konularda. Ülkenin gideceği yer belli. Benim anlamadığım o konuşmayı hangi seçim öncesi yaptın? Abi çok basit o konuşmayı seçim sonrası yaptım. Geçtiğimiz seçim sonrası. Ama sanki geçen hafta yapmışım gibi falan paylaşıyorlar. Şöyle bir şey var. Ee... Bu seçimi yeniden Refah Partisi kazandı. Sebebini de şöyle söyleyeyim. Ee, biz uzun uzun dil döktük, dedik ki, abi bakın bu AKP'nin arkasında duruyorsunuz, lanet olsun İsrail diyorsunuz. Ama bunlar dedik. İsrail'e gemiler gönderiyor dedik. Bunlar dedik İsrail'e gemiler gönderiyor. Bunlar İsrail'le ticarette altın çağımızı yaşatıyorlar. Kendinize gelin dedik. Bize dediler ki İsrail'in tohumu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu biz söylediğimiz zaman yani bizim mahalleden biri söylediği zaman olmuyor. Demedin amına koyayım. Asla asla ben seni bir banlayayım kardeşim kendine iyi bakıyorsun. google'a sen direkt verir yani tweetlerimi gösterir sana neyse ee, ama onların mahalleden birisi söyleyince yrp söyleyince bir anda şey oldular lan acaba lan acaba oldular yani bizim yapamadığımızı, bizim başaramadığımızı vallahi YRP başardı. Çok şaşırtıcı. Çok gerçekten şaşırtıcı. Ne oldu? Ya abi cidden sorguladılar bunu. Biz söyleyince İsrail'in tohumu diyorlardı. YRP söyleyince lan acaba cidden böyle bir şey var mı dediler. Boromir'in arkandan baba diye haykırmazı hayırlı olsun. <laughs> Tarihin en güzel videosu o ya. Şimdi arkadaşlar ben o söylediğim şeyi söylediğimde seçim sonrasıydı. Ne demin ayrı bir aday gösterme ihtimali vardı. Ne YRP'nin AKP'den uzak davranma ihtimali vardı. Ama Türkiye siyasetinde bir gün bile çok uzun bir süredir yani. Bir gün bile çok uzun bir süredir. Yanılmış olmak hoşuma bile gitti açıkçası. Yani AKP'nin kazanmasından yanılmayı tercih ederim her zaman. <laughs> Yanılmış olmak güzel bir şey, sıkıntı yok. Konya'da da siyaset bakıp Yok bu kadar ilgilenmiyordum yani. AKP seçmeni neden sandığı gitmedi? Yani bu soruyu soruyor musun cidden? AKP seçmeni Bakın arkadaşlar. Türkiye'de sadece AKP seçmeni değil. Kabul edin. Hepimiz. Hepimiz adaya oy veriyoruz. Ambleme oy veriyoruz ya da adaya oy veriyoruz. Şimdi bu konuları tartışmayalım yani. Bu çok tartışmaya açık bir konu değil. Hepimiz alayımız öyle. Neden üzgünsün? Üzgün değilim abi ya. 3-4 gündür geçmeyen bir baş ağrım var. Cumartesi gününden beri. Bugün de böyle uyutmuyor da etmiyor da. Bilmiyorum sebebini. Uyku düzenim yarraklara geldi zaten. Hepimiz ee, böyle davranış şeklimiz bu şekilde yani. Renkli. <laughs> Tansiyon olabilir mi? Tansiyon ilacı zaten kullanılıyor. Tansiyonsuz mümkün değil. Yani yerel seçimlerde AKP seçmeni cezalandırmayı sever. Bunu yapıyorlar. Bunu yıllardır yapıyorlar da. Bu kadar cezalandıracaklarını kimse tahmin etmiyordu ya. Böyle bir cezalandırma yok yani. Ve burada şunu tekrar görmüş olduk. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Bu memlekette insanlar adaya oy veriyor dediğimizde Bizim de taşak geçmişlerdi. Bunu tekrar onaylamış olduk gerçekten ya. Yani ve bunun onayı oldu. Bu, bu seçim bunun onayı oldu. Ve belki şu anda Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorsunuz ama ben şu anda Kılıçdaroğlu'ndan çok bu ikisine sinirleniyorum. Ben sizin gibi değilim. Ben öyle anlık sevinçlerle mest olabilen bir adam değilim. Huyum kurusun. Sizinkisi mi iyi, benimkisi mi iyi? hangisi daha iyi bir davranış yöntemi bilmiyorum ama ben çok sinir oluyorum. Yani dişlerimi sıkarak diyorum ki ulan yani meral senin elini kaldırdığında bitirecektin amına koyayım orada meseleyi. Anladın mı? Sen orada Saraçan'dan çıkacaktın diyecektin ki adam zaten Almanya'da amına koyayım. Basket yani. Ya da ümit sana çıkıp aday ol dediğinde olacaktın yani. Aday olacaktın abi. Niye yaptınız yani bu korkaklık niye neden? bugün burada olmazdık. Dört yıl daha bu hegemonya altında yaşamak zorunda kalmazdık. Neden yani? Neden? Erken seçim gelir mi? Vallahi abi hiç bilemem ya. Hiç belli olmaz. Burası Türkiye. Abi Kıbrıs Pakistan, ve Afrika doğru buraya dönün bakın Ümit Özdağ, buraya alabiliyor Abi Kıbrıs öyle. Ee, seviyoruz biz Kıbrıs'ta. Yani kısacası bir de şeyi artık anlasınlar yani. Dem Partisi'nden oy alınmaz. Ya bunu zorlamayın. Batı'da belki ama Doğu'da alamazsın. Onu geç. Çünkü bu ülkede en bağnaz, en etnik kafa tasçı, en fikri değişmeyen, en sabit oy veren kesim Dem Partisi'dir. Bunu seçmenidir. Bunu değiştiremezsin. Bizim güvenliğe ben soruyorum. <laughs> kime oy vereceksin diyorum. demir Demirtaş. Abi diyorum ona oy veremezsin o yok. Ya e o zaman kime vereceğiz onu? Abi adam hapiste diyorum. O zaman kime? Selahattin kime ver dedi. Kılıçdaroğlu diyorum. Ha kış 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 vereceğiz kış vereceğiz. Yani şimdi adam sıfır düşünmece. Yani bu tarikat gibi bir şey anladın mı? Sıfır hiç düşünmüyor zaten. Ya buna hiç mi abi? Classical Likeless hoş <laughs> geldin. Aha ah, geldi. Geldi. kadroluk Kürt'ümüz geldi. <gülüyor> 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 Diyar hemen gelmesi mi gidiyorum Adam hiç düşünmüyor ya. Yani AKP'liler oy değiştirir bakın. Benim yıllardır anlatmaya çalıştığım şey buydu. AKP oy değiştirir. Dem Oy değiştirmez. Değiştirmez. Bu bas yani e şimdi ne oldu mesela oy değiştiren AKP'liler can ciğer mi oldu? Yıllardır söylüyordunuz. işte. O yüzden bu kadar keskin konuşmayın. Böyle keskin konuşmayın. Böyle sert şeyler söylemeyin. Karşınızdakini kazanmaya çalışın. Ve en önemlisi siyasileri eleştirmeye devam edin. Bu kadar basit. MHP'liler çok mu farklı? Onlar da değiştirmez bak. Onlar da. Onlar full biat kültürü. Uuu. Abi MHP'li, MHP'nin başındaki şahıs dünyanın en büyük hatasını yapsın. Bir bildiği vardır diyor adam ya. Oğlum ne diyorum? Diyor ki o diyor devlet diyor ya benim için. Nasıl yani? <laughs> Yok diyor. O diyor yaptıysa da vardır bir sebebi. MHP 15'lerden 5'e nasıl indi? Nasıl değişmiyor? İşte o artık kaynak bir MHP'li var. Asla değişmeyecek. Onu asla değiştiremezsin. O sabit. Ne olursa olsun. O bir kemik var böyle. Kemik suyu. Demirtaş'a selam yollamadılar kazanınca şaşırdım biraz. Şimdi bak oradaki mesele şu. Bu seçimde Demirtaş çok farklı bir manevra yaptı. Abi beklenmedik bir şekilde karısını aday yaptı. Karısı aday olacaktı. Demin kendisi engelledi. İnanılmaz bir power move bu. inanılmaz. Elleri değiştirir. Neyi etkiledi? Şunu değiştirir. Alelade bir Dem Parti adayı farklı. Selahattin Demirtaş'ın eşi farklı ki o direkt Selahattin Demirtaş demektir. Onu söyleyeyim bu arada. Selo'ya bakış açıları çok farklı. İstanbul'daki bütün Kürt oylarını alırdı. Hepsini alırdı hepsini alırdı. Alayını alırdı. Bir tane Kürt oyu kalmazdı İstanbul'da. Sen söyle diyar. Başak Demirtaş aday olsa İstanbul'da. Efendim abi. Ona oy vermeyen Kürt kalır mıydı? Abi almazdı ya. Bizim akrabalar sadece yani Kürtleri savunuyor mu deyip veriyor, geçiyor yani. Önemsemiyor <laughs> ne işe yaradı, ne yaptı. Annem bana soruyor kime verdin diyor. Anne ben uyudum diyorum. E şimdi senin yüzünden oy kaybettik falan diyor. Bir sürü küfür ediyor bana. <laughs> İkonez'cim <laughs> hoş geldin canım Abi her Kürt vermiyor ki HDP'yi Bizim binafül full, full Kürt dolu Yarı AKP yarı CHP Abi CHP'ye vermesi için bir çıkarı olması lazım AKP'ye de şeyler veriyor Dinci bir Kürt kesimi var Onlar zaten bakarsanız yani yıllardır süre gelen bir AKP tabanı da var Kürt olan Onlar var öyle yani. de para da veriyor abi çoğunlukla Var öyle, öyle bir şey var Şu an Demirtaş'ı Apo'yla aynı konumda görüyorlar Ya biraz farklı o konuda Kendileri de pek emin değiller o kadar imkanım var neden yurt dışında sakin hayata geçmiyorsun Cahom? Abi her şeye rağmen ben burayı seviyorum ya. Ama bir noktada diyecekler ki abi kilit parti ulusal Arap partisidir. Suriye'den gelenler parti kurmuşlar. 30 milyon oyları varmış. İşte o zaman Bey Dağları'na XTR 12'mle çıkıp yanıma 6000 bin fişek depolayıp <laughs> orada ikametimi gerçekleştireceğim. Hayatımın, hayatımın, hayatımın son yıllarını vatan savunmasında Bey geçireceğim. Beni Akdeniz'in Bey bulabilirsiniz arkadaşlar. Ölürsem de beni oraya gömersiniz. Oraya bir oraya bir şey kuracağım. Ya arkadaşlar şimdi sorun şu ki ya biz sevinmeyi bile bilmiyoruz. Tamam kazanıldı bir seçim. Sevinin abi adam gibi sevinirken bile insan linçlemeye çalışıyorlar. Ya beni linçlemeleri o kadar sikimde olmadı ki. Gram sikimde olmadı. Benim genel seçimden sonraki söylemlerimi sanki dün söylemişim gibi yayınlamalar falan. Ya, çok da sikime. Önem arz eden şeyler de değil. Sağ olsunlar oradan da çok fazla tazminat davası açacağız o ayrı hikaye de. Ee, yani sevinmeyi de beceremiyoruz. Bir tık AKP'li gibi sevinmeseniz mi? Bir farkınız olsa. Bahsız hoş geldin Fire the Gamer ve Zahit hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abonmanlıklarınız hayırlı olsun efendim. Bolamir'in akülü araba parası. <laughs> Abi siyaset yapmayalım. Ama bugün işte siyaset konuşmazsak olmaz derken son bir şey daha. Abi Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanı ulaştı bize. Hı hı. Dedi ki abi bu mesele dedi çok uzadı dedi. Ben Kılıçdaroğlu'nun haber olduğunu bile düşünmüyorum dedi. Ben dedi aranızı yapayım dedi siz. İyi dedim benlik bir sıkıntı yok git konuş. Neyse öyle diyorsan öyledir belki de dedim. Abi gitmiş konuşmuş. Kılıçdaroğlu bunun ağzına etmiş. Buna bile sinirlenmiş. Haberi de varmış. Çok da ciddiymiş bu konuda. Şey demiş. O benim karımı tehdit etti falan demiş benim için. <laughs> Artık ne anlattılarsa adama hiçbir Dede ne anlatıyorsun ya? Dedem karısını tehdit etmişim falan böyle Öyle sinirlenmiş falan. Gitti. Bayağı sinirlenmiş bu arada ha böyle. Kızmış falan şeyine danışmanına. Dedi ağzımıza sıçtı bu arada ya. As asist işte şeymiş ben karısını tehdit etmişim. Ben karınla ilgili hiçbir şey söylemedim. Ben kuzeninle ilgili konuştum senin. Ne alakası var?